Arkadaşlar merhaba, ben Çiçek Elinden Yasemin, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınız benim için önemlidir. Arkadaşlar katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Cüzi bir miktar karşılığında öncelikli videolardan siz yararlanabilirsiniz. Yaptığım ürünlerimi satıyorum. Instagram hesabım çiçek_elinden hesabından bana mesaj yazarak ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz. Ürünlerimi YouTube için çalıştığımdan dolayı daha uygun fiyata veriyorum arkadaşlar. İlgilenenler olursa dediğim gibi Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi 7 yaş yeleğimizi koltuk altına kadar ördüm geldim ön kısmını. Şimdi burada size bir anlatım gerçekleştireceğim. Öncelikle arkadan bahsetmek istiyorum. Arkamız 72 ilmek. Arkamız 72 ilmek. Aynı sıra ve sayıda ördük arkadaşlar. Burada koltuk altı kesimi yaparken 4, 3, 1, 1, 9 ilmek kestim ve devam ettim, ördüm. Burada 12 ilmek bıraktım arkadaşlar omuz başında. Geri kalanını yaka olacak. Örerek birleştiriyorum. Burada bir ensede bir düşüş yapacağız. Yani bir sıra omuzu fazla öreceğiz. Onun için ipimi kesmedim. Size göstereceğim burada. Şimdi bu kol oyuntumuzu gerçekleştirip sonra yaka çalışması ve omuzu anlatacağım. Dediğim gibi arkada 9 ilmek kestik. 4, 3, 1, 1. Önde 10 ilmek keseceğim. Şimdi arkadaşlar örgümüzün ön yüzü burası. İpimiz burada, koltuk altımız burası. Buraya gelene kadar örneğimizi bir tamamlayalım. Şimdi bu benim kenar ilmeğimdi. Bunu ördüm. Ters, düz, ters. Şimdi buradaki iki ilmeğim düz. İki tane ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Burada iki tane düzüm var. Bir, iki tane tersim var. Bir, iki, bir, iki, iki tane bir düz bir ters şeklinde örüyorum. Bir, iki, iki tane düz, iki tane ters, düz ters, düz ve kenar ilmeğim. Pardon arkadaşlar, bu 4 ilmeği örmeyeceğiz. Pardon. Şöyle 5 tane ilmeği şişime alıyorum. Örmeden. Sonra bunu aldım. 2 ilmek aldım şişime. İlkini ikincisinin üstünden atlattım. Bir tane daha aldım. Üstünden atlattım, 2 oldu. Bir tane daha aldım, üstünden atlattım, 3 oldu. Bir tane daha aldım, üstünden atlattım, 4 oldu. Bir ilmek kaldı. 5 ilmek örmemiştik biliyorsunuz. Onu da ördüm. Buradan devam ediyoruz örneğimiz arkadaşlar. Evet, düz ilmekte kalmışım. Düzümü gene düz öreceğim. Burada 2 tane tersim vardı. Bu 3 ters olacak. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir, iki, üç düz, bir, iki,
3 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1, 2, 3 düz, 1, 2, 3 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz. Örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi sıra sonuna geldiğimiz zaman aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 ilmek olaraktan 2. Şimdi 4 tane düz 2. 3, 4 düz, 4 tane de ters 2, 3, 4. 1 tane düz, 1 tane ters 1, 2, 3, 4 düz, 1, 2, 3, 4 ters, 1 düz, 1 ters. Şimdi burada 3 ilmek, 4 ilmek bırakacağız. 1 düz, 1 ters ördükten sonra 4 ilmeğimi, ikisini şöyle aldım örmeden, sondaki ilmeğimi öndekinin üstünden geçirdim. Bir tane daha aldım. Sondakini bir öncekinin üstünden geçirdim. 2 etti. Bir daha aldım ilmek. Aynı işlemi tekrarladım. 3 etti. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4, 3 kesmiş olduk. Şimdi 3 tane bir keseceğiz. 1 ters, 1 düz. 1 ters, 1 düz. 2, 3, 4, 5 tane düz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters oldu. 1, 2, 3, 4, 5 düz. 2, 3, 4, 5 tane ters. Bir de kenar ilmeğimiz. Şimdi bir keseceğiz. Şu anda 7 oldu. 5 düz, 5 ters öreceğiz. Bu ikinci sırası. Son iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. En sondaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üstünden atlattım ve bunu da ördüm. Bir ilmek daha eksiltmiş olduk. Şimdi 8 ilmek kesmiş olduk. Bu üçüncü sıra arkadaşlar. Bu da dördüncü sıramız. 5 ilmek düz, 5 ilmek ters. İki ilmeğim kaldı. Aynen tekrar ettik. Şimdi burası 4, 3, 1, 1. Bir kere daha kestiğimiz zaman bitecek. Şimdi sıramız değişiyor. Örneğimiz değişecek.
ters, düz olacak. Bunlar düz olarak örülecek. 2, 3, 4 tane düz ördüm. 1 tane ters ördüm. 1 tane düz ördüm. 4 tane ters. 2, 3, 4 ters. 1, 2, 3, 4 düz. 1 ters. 1 düz. 1, 2, 3, 4 ters, 1 düz. Şimdi arkadaşlar son kesim sırasındayız. 3 tane düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 3 tane ters, 3 tane düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 2 ters, 3 tane de ters ördüm. Şimdi 2 ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde kestim ve kol kesimlerini böylece bitirmiş olduk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 32 idi. 22 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunu bir miktar öreceğiz arkadaşlar. Şurada da göstereyim. Kesimimiz tamamlandı. Şimdi bir, iki model yapacağız. İki modeli tamamladığımız zaman yaka kesimine de başlayacağız. Şimdi ben bu iki modeli kurup tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben önü örmeyi tamamladım. Şu şekilde koltuğu kestik. Burayı ördük. Şimdi sayalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 9. sıramızı bitirdik. Yani 9 modelimizi bitirdik. Şurada kesimlerimize başlıyoruz. Şimdi ben burada satırı ördüm. 4 ilmeği. Şurası ön yüzü. 4 ilmeği örmeden şişe taktıydım. Buradan bir önceki kesimlerimizi hatırlıyorsunuz. Bunu örmeden öyle eksiltiyorum. 2, 3, 4. Yakanın birinci kesimini tamamladık. Bu ilmeğimizi ördüm. Şimdi gidip geri gelelim. Bir düz bir ters örüyorum. Bu sıra hepsi öyle olacak. Tamam. Şimdi burada 3 kesim yapacağız. 3 keseceğiz arkadaşlar. Sona geldiğimizde 4 ilmeği örmeyeceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi buradaki ilmeğimiz düz olacak. Yanındaki ters olacak. Bütün sonuna kadar. 4 ilmek kalana kadar. Yine kapatma işlemini yapalım.
2. Bu da 3. Şimdi devam edelim. Kesimlerimizi yapacağız. Ters ördüm. Düz. 2 düz. 2 ters. 1 düz. 1 ters. 1 düz. 1 ters. 1 düz. 1 ters. 2 tane düz ve kenar ilmeğim. Şimdi 1, 2, 3 tane ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1, 2, 3 tane düz, 1, 2, bu kalan 2 ilmeği de şöyle teke düşürdüm. Evet. Bir tane daha kesim yaptık. Şimdi devam edelim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 2 düz ördüm. 4 tane ters ördüm. Düz ters ördüm. 1 2 3 tane düz ördüm. 1 ilmek. Pardon, buradan kesim yapmıyorduk. 4 tane düz ördük ve kenar ilmeğimiz. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14 tane ilmeğimiz var. Şimdi devam ediyoruz. 4 kestik, 3 kestik, 1 kestik. 1, 2, 3, 4 tane düz, bir de kenar ilmeği ördük. Bunu da 5. ilmek olarak ördük ters. Bir kenar ilmeği, 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. On üç tane ilmek var. Şimdi bir daha keselim. 2 kenar ilmek, 1 düz, 3 4 5 tane ters, 1 2 3 4 5 tane düz, bir tane kenar ilmeği ördüm. Şimdi 1 2 3 4 5 tane ters ördükten sonra 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bir ilmek daha eksiltme yaptım. Bu da kenar ilmeğim oldu. Şimdi burası 3 oldu. Satır başına dönelim. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. 3 4 5 tane düz ördüm. Bir tane de kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tekrar ölçüm yapalım. Evet. Şimdi bu örneğimi bitireceğim. Pirinçlerimi bitirdikten sonra tekrar bir örnek kurulumu yapacağız ve bitecek. Burayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben omuzunu da bitirdim. Burada kaldı 12 ilmeğimiz. Bu şekilde tamamlandı. Diğer omuzunda yaptığım gibi burada da şöyle bir uygulama yapacağız.
Yapmışım zaten. Buradan ipimi bağladım arkadaşlar. 12 ilmeğimi ördüm. 12 ilmek geri geldim. 12 ilmek. Şu anda ipim burada. Örgümün ön yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştirdim. İsterseniz şişle, isterseniz tığ ile nasıl kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Şu şekilde örerek birleştiriyorum. Bir öndeki şişten bir arkadaki şişten alıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Buradaki 12 ilmeğimi bu şekilde bitireceğim. Sonra lastiklerini yapacağız. Ve böylece bitti arkadaşlar. Şimdi kol lastiğini takacağız. Sekiz sıra öreceğiz arkadaşlar kol lastiğini. 46 ilmek çıkartacağız. Öncelikle şöyle ipimi buraya bir sabitleyeyim. İsterseniz tığla yapabilirsiniz. 46 bir taraftan, 46 diğer taraftan çıkartacağız. 2. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. Tam omuz dikişine geldik. Şimdi aynı şekilde buradan aşağıya da 46 yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 46 omuza kadar, 46 diğer omuza kadar ilmeğimiz var. Şimdi bunu lastik öreceğiz. Lastik örerken de 2 ilmek eksilteceğiz. Şöyle başlayalım ters düz örmeye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın bazılarını çaprazlıyorum ki açıklık olmasın diye. 15, 16, 17. Şimdi 18 ile 19 benim ters ilmeğim. İkisini bir ördüm. Bir ilmek burada eksilttim. Düz örgü dediğin yani ters örerken şimdi örgümüzün arkasındayız. Yanlış ifade etmeyelim. Örgümün arkasında ters örgü değil, düz örgü ördüğüm zaman iki ilmeği birlikte aldım, eksilttim. Şimdi devam ediyorum. Kaç ilmek oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ters 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Otuz bir, otuz iki, 33. Bakın, dikişime yaklaştım. Şimdi bunu ters ördüm. 33 dedim. 34, 35'i böyle aldım. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kırk bir, 42, 43 ve 44. Şimdi 44 ilmeğe indirdim arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Bakın, önden örseydim, örgümü böyle örmüş olsaydım, o zaman yine ters örgüde toplayacaktım. Arkadan ördüğümde düz örgüden topladım. Şimdi buradaki 44 ilmeğimizi de örelim. İlmeklerimizi 44'e indirelim. Ters.
Burası çok açık oldu. Ne yapalım? Şöyle bir ilmek alalım. Bakın. Onu da hallettik. Ama normal kesmemizi yapacağız. Bir tane eksilttim. Tane düz, bu ters, bu düz. Bakın. On dokuz ilmek kalmış. Bakın neredeyiz. Yuvarlağımızın ya kesimimizi bitirdik. Bitirdikten sonra hemen ilk başta o civarlarda muhakkak ben bir ilmek eksiltmesi, bir de omuz başına gelmeden yine bir ilmek eksiltmesi yapıyorum. Bunu eksiltecektim, unuttum. Evet, eksilttim. Böylece lastiğinizi bir tık daha toparlıyor. Daha düzgün, daha muntazam durmasını sağlıyor. Şimdi satır başına kadar ben tamamlayacağım. 46. Toplamda 92 ilmekti. 4 ilmek eksilttik. 88 ilmek de bıraktık. Şurada yaptığımız, tam omuz başında yaptığımız bir işlem vardı. Burada bir açıklık kaldı. O açıklığı gidermek için o işlemi yaptık. Yani hem arttırdık hem eksilttik. İlmeğimizde bir farklılık olmadı. Güzel görünüyor. Şimdi bu birinci sırası oldu. 6 sıra daha öreceğim. 7. sırayı tamamlayacağım. 8. sırada kesim yapacağız arkadaşlar. Kesim sırasında görüşürüz. Ben şimdi bir sırayı ördüm, 6 sıra daha örüp 7. sırayı tamamlayıp 8. sırada yanınızdayım. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8. sıradayım. Şöyle İlmeklerimi tersi ters düzü düz örüyorum ve kapatıyorum. Çok sıkmıyorum, çok bol da bırakmıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet. Bu şekilde tamamlayıp gelelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, şimdi kolu bitirdim.
Ben yan dikişlerini tamamlayıp geleceğim. Şimdi iki kolumuz da bitmiş oldu. Ondan sonra ön patını ve yaka lastiğini tekrar beraber çalışacağız. Arkadaşlar, pat lastiğimi çıkarttım. Burada 84 ilmek var. Bir düz bir ters ördüm. Dikkat etmeniz gereken tek şey biterken buranın tersle bitmesi gerekiyor. Şimdi 4 sıra lastiğimi ördüm, bir ters bir düzümü. Şimdi ilik açacağım. İlik açmam gerekiyor. Arkadaşlar, 4 tane ilmek ördükten sonra bir tane doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ilmeğe geldim. Bir tane arttırdım. İkisini bir kestim. Ben 20 ilmekte bir ayraç koymuştum arkadaşlar. Bu şekilde iliklerimi açacağım. Bu bizim 5. sıramız. 6, 7, 2 sıra daha örelim bundan sonra. 8. sırada da sıramızda da arkadaşlar kapatma yapacağız. Son iliğimize geldik. Evet. Böylece 5. sıramı tamamladım. Evet. Şimdi 6. sıramızı öreceğiz. 6 7'yi örelim. 2 sıra. Gidelim, geri gelelim. Buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar, sizden özür diliyorum. Burada kesim yaparken hatalı kesmişim. Düz olarak kesmem lazım. Ters kestiğim için bunu şöyle söküyorum. Düz olarak örüyorum, kesiyorum. Benim gibi yaptıysanız lütfen düzeltin. Kusura da bakmayın. Hata yapmışım. Şimdi sonuncuyu da o şekilde düzelteceğim. Sonra bir sıra daha öreceğim. Kapatma sırasına geleceğiz. 2, 4, 6. sıradayız. 7.yi de öreceğiz. Bunu da beraber düzeltelim. Bakın, gördünüz mü? Ters iki tane yan yana olmuş. Evet. Bunu da ters öreceğiz. Böylece 6. sırayı bitirdik. 7'yi örüp 8. de geliyorum. Kol ağzını yaparken göstermiştim kapatma işlemimizi, ama buradan
kapatma işleminin haricinde yapmamız gereken bir işlemimiz daha var. Tersi ters örüyorum, düzü düz örüyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 8. sıradayız. Ne çok gevşek, ne çok sıkı. Evet, şimdi son 1-2 ilmeğim kaldı. Düz ördüm, ters ördüm. Hop, bu şekilde topladım 3 ilmeği birlikte. İliğime gelmeden önce yaptım. Şimdi diğer iliğe gelmeden önce de aynı işlemi yapacağız. Bütün iliklere uygulayacağız bu işlemi. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kere tekrar edeceğiz. 4 ilmeğimiz eksilecek. O da bir miktar lastiğimizi toparlayacak. Salmasını engelleyecek arkadaşlar. Evet. Şu şekilde ikinciyi de göstereyim. Bakın, 3 ilmeğim kaldı. Ördüm, bir de ters ördüm. 2 ilmek, bu da ana ilmeğim. Şöyle toparladım, tek ilmeği düşürdüm. Diğerlerini de ben kendim tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın çok güzel oldu. Şu ipimizi temizleyeceğiz. Bu şekilde tamamlandı. Evet arkadaşlar, şimdi buralar bitti. Yaka çalışmamız kaldı. Yaka çalışmamızda da son ilmeğimi kesmemiştim. Bir zincir çektim arkadaşlar, yamuk olmasın diye. 2 3 4 5 6 tane lastikten ilmek aldım. Buraya bir ayraç takalım. Şimdi şu kesmiş olduğumuz ilmeklerden çıkartacağız. Bir. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 tane olsun burada. 4 5 6 7
8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Buraya da bir tane ayıraç takayım. Şimdi arkada bölümdeyiz. Şimdi normal ilmeğimize gelene kadar bu arada ilmek çıkartalım. 1 2 3 3 tane ilmek çıkarttım. Şimdi buradaki ilmeklerin 1 2 hepsini düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi 3 ilmek çıkartacağız. Şuradaki 3 ilmeği. Bir, iki, üç ilmeği çıkarttık. 24 tane ilmek çıkartacağım. Buraya kadar. Buraya da bir ayraç takalım. 24 tane sayalım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi 2, 4, 6 ilmek. 1, 2, 3 4 5 Burası da 6. Evet. Şimdi burası üstte kalacağı için arkadaşlar burada ilk ilmeğim
ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmek. Bakın ters ördüm, ön yüzde düz oluyor. 2, 3, 4, 5, 6. Saymama gerek yok ama nedense saydım arkadaşlar. Ben şimdi bunların hepsini tek tek enseye kadar öreceğim. Ensede bir daraltma yapıp yapmayacağımıza karar verelim. Geldik zaten. Son bir ilmeğini bıraktım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, burada bir toparlama yapmaya gerek yok. Çok büyük yayvan bir yaka değil. Evet, şöyle görüyorsunuz. Gayet muntazam düşecek lastiklerini yaptığımız zaman. Ben bu sırayı tamamlayacağım. Bir sıra daha lastik öreceğim. Bu başta buluşalım. Üçüncü sırada buluşalım bu sırayla. Bu sıra birinci sıramız. Evet arkadaşlar, şimdi ben ördüm, tamamladım sıramı. Toplamda burada iki sıramız var. Şimdi ters ördüm. İki, üç ile dördü keseceğim. Bir tane arttıracağım. Ve son iliğimi de açmış oldum. Şimdi arkadaşlar, son iliğimi açtım. Bu benim kaçıncı sıram? 1, 2, 3. 6. sırada falan kapatabilirim arkadaşlar. Ben tamamlayıp size kaçıncı sırada kapattığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar, 7 sıra ördüm. Aynı şekilde kapatacağım. Başlangıcını göstereyim. 8. sıradayım. Bu şekilde burayı kapatıyorum arkadaşlar. Tamamlayıp geleceğim. Arkadaşlar, yeleğimizi tamamladım. Yeleğimiz şöyle arka ortadan örtüsek daha iyi olacak. Uzunluğu 50 santim. Beden genişliği 37 santim. Evet, 7 yaş çocuk için uygun bir ölçüde bir yelek yaptık. Biliyorsunuz, doğalgaz vesaire her şey çok pahalı. Evin içinde, dışarıda rahatlıkla giyebileceği güzel bir model oldu. Arkadaşlar, benim size tavsiyem bundan bebek battaniyesi örün. Özellikle
Bebek battaniyelerinde de çok güzel duracaktır örneğimiz. Yakamız bu şekilde oldu. Kollarımız bu şekilde. Gayet muntazam bir çalışma yaptık. Evet arkadaşlar, bir projemizin daha sonuna geldik. Yeni bir projede görüşelim demeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için önemli. Katıl butonuna da basarak cüzi bir miktar karşılığında bana destek olabilirsiniz. Öncelikli videolarımdan sizler yararlanabilirsiniz. Ürünlerim arkadaşlar satılıktır. Almak isterseniz çiçek alt tire elinden Instagram hesabımı takibe alıp oradan bana mesaj yazabilirsiniz. Takibe almazsanız mesajlarınız spama düşüyor arkadaşlar. Ürünlerim uygun fiyata veriyorum. Çünkü YouTube için çalıştığımdan hemen hemen %50 indirimli oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü projemiz bu kadar. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.